Hatali çiftçi İsmet Kaya traktörüyle zeytin bahçesine sürerken çapasına altın dolu küp takılmıştı. Kaya Bizans dönemine ait hazineyi hiç düşünmeden müze müdürlüğüne teslim etti ve değer tespiti yapılan hazinenin %40'ı Kaya'ya nakit olarak verilecek. Bahçemde bu sikkeleri buldum. Bunları da buldum. Devletime teslim etmek istiyorum. Altın yüzde %40'ını fakat nakit olarak devletimiz bize veriyor. Tarlasında altın dolu küp bulmuş, müzeyi teslim etmişti. Herkes ne kadar pay alacağını merak ediyordu. Bulduğu definenin yüzde kırkını alacak olan çiftçi şimdi altınların değer tespitini bekliyor. Aşağı yukarı 5 gram, 6 gram ağırlığındaydı her bir tanesi. Bende kesinlikle bir pişmanlık yok. Fakat sosyal medyada işte çok fazla eleştiri alıyorum. İşte neden verdin, neden satmadın? İsmet Kaya her zaman olduğu gibi zeytin bahçesinde traktörüyle çalışıyordu. Traktörüyle tam da işte bu noktaya geldiğinde traktörün çapasına içi altın dolu cere takıldı. Ve ardından da İsmet Kaya hiç tereddüt etmeden bulmuş olduğu altınları devlete teslim etti. Traktörümün bir şeye takıldığını gördüm. Aşağıya indim ve Baktım ki kırık bir testi. Etrafa saçılan altınlar vardı. Yaklaşık olarak 1500 yıllık altın sikkelerdi onlar. Hataylı çiftçi İsmet Kaya hiç tereddüt etmedi. Bizans dönemine ait 22 altın sikkeyi müze müdürlüğüne götürdü. Yasa gereği definenin değer tespiti yapıldıktan sonra %40'ı Kaya'ya nakit olarak verilecek. Çocuklarıma yatırım yapmak istiyorum. İşte tarla satın almak istiyorum. Definenin bulunduğu zeytin bahçesinde ise önümüzdeki günlerde kazı çalışması başlatılacak. Müze müdürlükleri burayla ilgili bir çalışma yapacak. Ee, yine bulunanlar için yine bana %40'ı verileceğini belirttiler.